Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün yine tay işi bir çalışmayla sizlerle birlikteyim. Motifli çalışmalarımızda motiflerimizi baklava dilimi şeklinde yerleştirdiğimiz zaman kenarlarda bu şekilde V şeklinde boşluklar kalır. İşte şimdi bu boşlukları kapatmak için yarım motif çalışması yapacağız. Her nasıl motif çalışıyorsak çalışalım, teknik olarak aynı çalışmayı yapacağız hepsinde. Çalışmış olduğumuz motifi tam ortadan ikiye katlayarak bir görsel elde edeceğiz ve bu görselin aynısını yapacağız. Ben çalışmış olduğum motifi yarım olarak çalışacağım şu anda ve buradaki boşluğumu kapatacağım. Zincir çekerek örgümü başlatıyorum. Altı tane zincir çektim ve sabitliyorum ipimi. Aynı zamanda başlangıç ipimi gizliyorum örgümün içine. Evet, bu ipi artık kesebiliriz. Güvende şu anda. Bir trabzan çalışması ikili. Bundan 5 tane çalışacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Neden 5 tane çalışacağım? Şu motifte göstereyim. Aynı renk olduğu için. Köşelerden, köşegenlerden motifimizi ikiye orta noktadan katladığımızda şu görsele bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çalışmam gerekiyor. Şimdi onun aynısını yapacağım. 3 zincir. Zincir. Bu şekilde 5 tane. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç zincir ve son yaprağımı da yapıyorum. İlk sırayı bitirdim bu şekilde. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi diğer renge geçiyorum. Şimdi ikinci renge geçiyorum. İlk trabzanın tepe noktasına batarak ipimi sabitliyorum. Aynı zamanda örgü ipimi de içinde gizliyorum. Altı tane zincir çektim. Bir tane daha, 7. Üzerine sararak bir sonraki boşluğa ikili trabzan yine çalışıyorum. Yaprak şeklinde. Araya 3 zincir. Aynı noktaya. 1 zincir. Üç zincir, yine aynı noktaya bir taç yaprağı, bir zincir, bu şekilde dört tane taç yaprağım olacak.
2, 3 zincir aynı noktaya. Bir zincir. Üç zincir. Ve dört tane taç yaprağı oldu. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bir zincir çekerek kenar trabzanı çalışıyorum. Ve ikinci sıramı da bu şekilde bitiriyorum. Üçüncü sıradayım şimdi. Rengi değiştirdim yine. İpimi sabitliyorum. Dört, beş zincir. Aynı noktaya. Bir üçlü trabzan, üç zincir, bir, iki, üç, taç yaprakların arasına üç zincir, üç zincir ve bir tane kenar kapama trabzanı. Bu sıramı da böylece bitirdim. Bir sonraki sıra, ipimi sabitledim. Üzerine sararak bir köşegen çalışıyorum. Aynı noktaya. Dört zincir. Bir trabzan, dört zincir, bir trabzan, dört zincir, bir trabzan, dört zincir ve bir köşegen yapıyorum. Üç zincir, aynı noktaya. Dört zincir, ve son olarak yine köşegen yaparak bu sırayı da bitirdim. Yine 5 zincir çekerek sıramı başlatıyorum. Üzerine sararak
2 tane trabzan, köşegene, bir zincir, boşluğa batarak 3 tekli trabzan, bir zincir, bir zincir, bir zincir, ve köşe çalışması için 2 trabzan, 3 zincir, aynı noktaya 2 trabzan daha, 1 zincir, 1 zincir ve son olarak arttırma noktası için 2 trabzan, 1 zincir ve 1 trabzan daha. Böylece tamamlama motifimizi bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi birleştirme rengi ile birlikte baklava dilimi olan eksik köşemizi bu motifle birleştirme rengi ile birleştiriyoruz ve böylece burada düz bir hat elde ediyoruz. Özellikle giysi ve battaniyelerde düz kenarlara ihtiyacımız olduğu zamanlarda bu tamamlama motifini kullanarak örgülerimizi zikzaklı halinden kurtarabiliriz. Umarım bu videomda yararlı olmuştur, beğenmişsinizdir. Yeni örgülerde, yeni projelerde görüşmek dileğimle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.